Yemek boyunca yoktun masada. Yani eğer Kaan annesinin borç alma meselesini öğrendiyse... Bence Kaan yüzünden değil bu suratın hali. Daha derinde bir şey var. Bugün olan bir şey değil ki bu. Sen bir süredir böylesin. Nasıl bir süredir? Aklın çok karışık ki senin normalde aklın hayatta karışmaz. Hiçbir şey sormuyorsun, konuşmuyorsun. Ya bunları yapmaman senin nefes almaman gibi bir şey Yağmur. Akgün geldiğinden beri böyle. Ya yok canım yani ki Akgün'le ne alakası var? Hayır demiyorsun ama. Annemle babamın olaylarını biliyorsun nasıl. Zaten bir süredir de sizde yaşıyoruz. Bak işte bunların hiçbiri Yağmur kara hareketleri değil. Sen normalde böyle içine kapanıp geçiştirmezsin konuları. Sen öfkelenirsin, tepki gösterirsin. Ne bileyim teslim olmazsın ya normalde. Ne oluyor bana o zaman? Hiç tanımadığın bir hisle cebelleşiyor olabilir misin? Ne gibi? Aşk. Kaan. Biz de tam sana bakıyorduk ha. Teselli ziyareti için mi geldiniz? Bir konuşabilir miyiz seninle? Yağmur sabah yanımdan çekip gidiyorsun. Mesajlarımın hiçbirine cevap vermiyorsun. Şimdi de konuşmak mı istiyorsun? Sabah haklıydım. Şimdi yanında olmak istiyorum. Bu. Şimdi de ben yanında olmak istemiyorum Yağmur. Kaan. Bırak. Ben konuşayım. Sen konuşursan şimdi daha kötü olur mu? Arabasını durdurdular. Sen de tesadüfen öğrendin hadise öyle mi? Evet öyle oldu. Sonra Fatih'in arkadaşı ev almaktan vazgeçti. Kaan'ın üniversite durumunu öğrendin. Doğru mu Metin? Emel'cim bak. Kaan çocuk okula kaydolamayacaktı. Sonra merak ettin evlerine gittin. Sonra Kaan durumu öğrendi. Tefeciyi öğrendin. Sen de arabayı sattın. Bir kısmıyla Serap'a borç verdin. Anlamış mıyım Metin? Evet Emel. Evet aynen böyle. Ne diyeyim? Yemin ederim böyle oldu. Tamam. Tamam. Tamam Metin'cim. Ben de olsam böyle yapardım. Evet. Doğru. Ne zaman bitecek bu sorgu? Hı? Benim anlamadığım bir şey var. Sen Serap'ın işleriyle bunca zaman uğraşırken... ...bana bunları söyleyecek bir dakika bulamadın mı? Anlatacaktım tabii Emel. Olur böyle şey. Anlatmadın ama Metin'cim. Anlatmadın. Hayır ben anlamıyorum. Biz restoranda, evde sürekli dip dibeyiz seninle. Bana bunları anlatacak bir dakika zamanı neden bulamadın? Ha? Ne yapıyorsun sen? Soru soruyorum. Anladım. O soruların altında ne var? Ha? Ne var o soruların altında sen neyi ima ediyorsun? 10 yıl oldu kadın, 10 yıl. Hala dön dolaş aynı şey. Yazık, vallahi bize yazık. Ne saçmalıyorsun be sen? Utanmadan bir de Serap'a ilgim olduğunu ima ediyorsun. Yazıklar olsun sana. Ben böyle bir şey söyledim mi sana, saçmalama. Söylemene gerek yok. Ben anladım onu, ben. Senin söylemene gerek yok. Nereye? Tekneye gidiyorum. Defol git. Böyle görmeye alışamadım biliyor musun? Ne yapayım? Güzel olacak kardeşim. Vallahi inanıyorum. Bakacağız. Ben de yavaştan kaçayım o zaman. Vallahi bak geç oldu. Tamam. Senin de canını sıktım ha. Vallahi kusura bakma. Bir şey olur mu kardeşim her zaman? Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Tadını çıkarmaya mı geldin? Bir yerlerdeyiz ne de olsa. Borç kapanana kadar. Ailelerimizden biri seni. Bırak bu annelerimizin meselesi. Bizim ilişkimizi neden etkilesin ki? Ya etkiler Naz. Nasıl etkilemez ya? E tabii senin için söylemesi kolay. Benimki gibi değil ki senin ailen. Seninkiler sorumluluk sahibi insanlar. Ya benim annem. Baksana benim annem. Bu herkesin başına gelebilecek bir şey Kaan. Ayrıca buna dostlar arasında dayanışma deniyor. Çalışacağım ben kızım zaten. E okul? Hem okuyacağım hem çalışacağım. Saçmalama. Gerek yok ki böyle bir şeye. Ya içime sinmiyor anlasana ya. Ya ben sizin paranızla okuyacağım. Ben bunu istemiyorum Naz. Çok dramatize ediyorsun. Hem ne yapacaksın sen? Ne iş yapacaksın? Part time mi yapacaksın? Her şeyi yaparım ben. Geceleri de çalışırım. Barda çalışırım. Takside çalışırım. Restoranda çalışırım. Ne iş bulursam kafadan gireceğim bundan sonra. Ciddiysin.
Ben hiçbir zaman bu kadar ciddi olmadım. İş bulamazsam okumam bile. Eğer buna bu kadar takılıyorsan... ...ben de sana bir şeyler ayarlayabilirim belki. Nasıl ayaracaksın? Barda falan çalışırım demedin mi? Evet. Tamam. Ben de yeni bir mekan sahibi arkadaş edindim. Adı Eray. Ya Zoom'un sahibi. Baba annem geliyor, annem geliyor. Arkadaşımda kalacağım demedin mi sen bana? Babamla görüşmek istedim anne sadece. Akgün evde mi? Görüşürüz babam. Evde mi Akgün? Görüşürüz Altay. Ben anlamadım ya, çocuğun beni görmeye gelemeyecek mi? Ne oluyor bu tavırlar falan? Çocuk bir kabahat işlemiş gibi. Hiç ben seninle kavga etmek istemiyorum Selim. Ben çocuklarımla nasıl görüşeceğim ya? Onu bir söyle bana o zaman. Ne demek nasıl görüşeceğim? Ben kaç kere anlatacağım bunu sana ya? Allah Allah, temcit pilavı gibi. Bu ev hariç istediğin yerde gör çocuklarını. Akgün'le karşılaşmalarını istemiyorum. Ben de Akgün'le karşılaşmalarında bir mahsur görmüyorum. Hadi bakalım ne yapacağız? Ya ben evde kalmıyorum ya. Evde kalmıyorum. Sen burada Akgün'le yaşıyorsun diye ben ablama yerleştim. Ya bana mı sordun ya saçmalarken? Bağırma bana. Sen de bana bağırıyorsun. Sen benden bir hıncını almak istiyorsun da. Ben anladım. Bak ben bir yalanımı yakaladı, hemen beni boşadı falan diyorsun ama yok. Ben kararımın arkasındayım. Sen de buna saygı duyacaksın Selim. Ben çocuklarımla ne zaman ve nasıl görüşeceğim konusunda senden izin almayacağım. Alacaksın. Bitti, kapandı. Öyle alacaksın. Bir şey yok. Öyle şey olur mu ya? Ve ben senin bu konuyla ilgili verdiğin karara da saygı duymuyorum. Duyacaksın. O zaman git velayet davası aç. Git konuş, mahkemeye başvur. Gidin hakimle karar verin. Çocuklarımı hangi saat dilimlerinde göreceğim, ona da sen karar ver. Tamam. Ne sakladın sen buraya? Ne bu? Silah mı? Yağmur? Ne yapıyorsun ya? Ne bu? Akgün. Bunu sen koydun buraya. Akgün gördüm. Silah bu ya. Ya her şeyi bilmek zorunda mısın Yağmur? Ha? Lütfen verir misin şu silahı bana? Bana bunun sende ne iş olduğunu bir söyle. Vereceğim söz. Canımı mı yakmaya çalışıyorsun? Özellikle benim canım yapıyorsun. Yanmıyor mu? Niye yapıyorsun sen benim bunu? Canım yanmıyor mu? Ben insan değil miyim ya? Anlamıyorum ki. Kendi kararların yüzünden ikimizin de hayatını mahvettin. Ve bunun sorumluluğunu alamayacak kadar da korkak bir adamsın, hiç kusura bakma. Ne oldu hani sen Canan, ben işte değişmeye çalışıyorum, ne olur bana yardım et falan diyordun, ne oldu? Bu değişmeye çalışan halin bu mu? Sen şu anda ne yapıyorsun biliyor musun? Beni manipüle etmeye çalışıyorsun. Manipüle mi ediyorum? Bak, ben seni manipüle ediyorum. Ben senin evet, yanımda evet. Manipülasyon mevsim miyim ben de? Bak içimden o farklı tarafımı çıkarmaya çalışıyorsun. Öyle mi? Çıkar tabii. Ya. Çıkar farklı tabii. Tarafın neyse çıkar. Sen beni olduğum gibi tanıyorsun. Haddinden evet. Fazla tanıyorsun beni ama evet. Ben seni yeteri kadar tanımamışım Canan. Bana ima yapma Selim. Bana ima yapma, açık açık söyle. Neyi kastediyorsun söyle. Ne? Bak benim tanıdığım Canan... ...üçüncü çocuğumuza hamile olduğunu bana söylerdi. 6 sene önce. Çocuğun adını bile koymuşsun ya. Deniz. Ben şu anda nasıl bir durumdayım biliyor musun? Ben nasıl bir adamım şu anda? Beni görebiliyor musun oradan? Ben çocuğunu kaybettiğinden bile haberi olmayan bir adamım şu anda. Ben artık hiçbir şeyden emin değilim ya. Ben artık hiçbir şeyden emin değilim ya. Karımın benden neyi gizlediğine baksana. 6 senedir benden neyi gizlediğine baksana. Şimdi sen ne sanıyorsun? Yani bunu bana anlatsaydın ben sana ne derdim? Canan, ha? Ne derdim ya? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun tabii, bilmiyorsun. Ne derdim biliyor musun? Ne kadar güzel bir isim. Ne kadar güzel bir isim koymuşsun ya Deniz. Çok güzel bir isim derdim. Daha da kötüsünü söyleyeyim mi?
Bak bunun daha da dibi var. Daha da kötüsü var. Ben bunu nerede öğreniyorum biliyor musun? Bir tane adamın telefonunu dinlerken bu gerçekle ben karşı karşıya kalıyorum ya. Kimin telefonu ya? Kimin telefonu dinliyorsun? Kimin telefonunu dinlediğimi mi öğrenmek istiyorsun? Bu mu bu öğrenmek istediğin şey? Fatih'in telefonunu dinlerken 6 sene sonra bunu öğreniyorum ben ya. Fatih'in telefonu... Araba... Yok. Bu şey patolojik. Senin ya. Çok patolojik. Öyle mi? Evet. Peki 6 sene önceyi hatırlıyor musun? Ha? O peşinde olduğun adamlar çocuklarını tehdit ettiğinde. Peşinde olduğum adamlar mı? Hatırlıyor musun ne olduğunu? Ya ben o adamların peşinden keyfimden mi koşuyorum ya? Zevk aldığım için mi peşinden koşuyorum o adamların? Ben Cumhuriyet Savcısıyım. Bu benim vazifem. Ya adam senin kızının saçına dokundu ya, saçına. Sen ne dedin? Ne dedin? Hep beraber cesur olacağız dedin. Kusura bakma. Biz senin kadar cesur olamadık ya. Kusura bakma Selim. Ve bu yüzden benim çocuğumu düşürdün öyle mi? Ben sebep oldum yani buna. Bu mu yani? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Ben ya o gün seni suçlayacaktım Selim. Her şeyi yıkıp geçecektim. O gün bitirecektim ben bu işi. Ya da kendimi suçlayacaktım. Ben kendi hatam olduğuna ikna ettim kendimi. Tamam mı? Yıllarca. Sürekli her gün kendimi ikna etmişim ya bunun için. 6 yıl ya 6 yıl ben sürdürmüşüm bu evliliği. Kaçınılmaz bir son var. Ama ben sürekli ertelemişim onu. Ama ben o çocuğun kim olduğunu öğrendiğimde, o evimize kimi soktuğunu öğrendiğimde yok yani yapamadım. Dağıldı her şey. Olmadı. Neyse o bütün hayal kırıklıklarını ben artık nerelere saklamışsam, nerelere gömmüşsem hepsi çıktı dışarıya. Çıktı yok yani durduramadım. Ben sakladıysam bir tek senden mi sakladım? Kendimden de sakladım. Ama benim bugün yıllar sonra özür dilemem gerekiyorsa dileyim ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Hasımlarım var Yağmur. Hasımlarım var. Nerede, ne zaman, kimin karşıma çıkacağı belli değil işte. Hiç belli olmuyor. Gördün, biliyorsun sen de. Hasımların var. Tamam artık verir misin şunu bana? Soner ne yapmanı istiyor senden? Hiçbir şey. Akgün, sırf iki bağırdım çağırdım diye adama yani peşime takılmayacağını az çok tahmin edebiliyorum tamam mı? Senden bir şey yapmanı istedi, yapamadın ya da yaptın her neyse artık. Şimdi de benim üzerimden seni tehdit ediyor. Ya anlıyorum ben bunu, babama anlatamıyorsun. Bir çıkış yolu arıyorsun, yok. Bulamıyorsun. Şu elindeki oyuncak değil, ne olur ver sonra konuşalım tamam. Lütfen. Doğru değil mi söylediklerim? Benimle uğraşma. Hadi gidelim gel. Akgün. Yağmur. Bak başında bir bela varsa bana her şeyi anlatabilirsin. Her şeyi yani. Gideriz babamla konuşuruz. Hallederiz bir şekilde bak yalvarıyorum sana. Yapamıyorum. Kim bu Soner? Kim bu peşindeki adamlardan mı kim? Sorma artık tamam hadi gidelim. Sana yardım etmek için her şeyi yaparım. Yemin ediyorum ya her şeyi yaparım. Çünkü ben senin içini gördüm. Sen kötü biri değilsin. Biliyorum yapamazsın. Şimdi lütfen bak. Yolunu kaybettiysen yardım etmeme izin ver. Yardım edemezsin Yağmur. Baban da yardım edemez, sen de yardım edemezsin. Çünkü ben baktım. Neyi anlatmak istiyorsan da gidip anlatabilirsin babana. Her şeyi. Benden cevapsız kaldığın her şeyi. Silahı, Soner'i. Şunu da söyleme babana. Sana bir şey olmasın diye sürekli yanında olmak istediğimi de söyle ona. Gölge gibi peşimde de
Varsa ne olacaksa olsun. Yeter. Ama olmuyor, ben konuşamıyorum savcımla. Yok, konuşamıyorum yani. Yapamıyorum. Ben de bu kadarım Yağmur. Tamam, hadi görüşürüz, tamam mı? Ya. Neyi ne yapıyorum ya? Neyi ne yapıyorum? Akgül'ü de alacağım, defolup gideceğim buradan ya. Ama çocuk gibi davranıyorsun şu anda. Ben sanıyorum ki ayrı şehirlerde olduğumuz için uzaklaşıyoruz ama biz aynı evin içinde zaten ayrı şehirlerde yaşıyormuşuz ya. Ve en acısı ne biliyor musun? Bak, en acısı ne biliyor musun? Bütün bunlar ne için sorusunun bende artık bir cevabı yok. Sen benim ne yapmamı istiyorsun ya? Ha? Ne yapmamı istiyorsun ya? Oturup burada kalayım mı böyle? Ben bütün dengemi kaybettim ya. Bütün dengemi kaybettim bence anan. Karım için komple bir hayal kırıklığıyım. Daha dün karımın karnındaki bebeğimin kalbi durmuş. Hiçbir şey yapamamışım. Yarın belki adamın bir tanesi benim yüzümden ölecek. Ve ben hiçbir şey yapamadan burada oturuyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor Canan. Anlatabiliyor muyum? Anlayabiliyor musun beni? Bak. Tanığı koruyamıyorum. Ve o bana emanet. Anlatabiliyor muyum? Elime hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Benden başka kimse koruyamaz onu. Hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Ben ne yapıyorum? Aptal gibi sağda solda dolaşıyorum. Beceriksiz beceriksiz işler yapıyorum. Oraya buraya saldırıyorum. Gidiyorum. Karımdan boşanıyorum. Canan, bu senden ayrılma fikri beni darmadağın etti. Bütün reflekslerimi kaybettim. İşimi yapamıyorum. Hiçbir şey beceremiyorum canım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu ne ya? Olmaz böyle ya. Kendinden bir vazgeçmeler, bir küsüp gitmeler falan yok. Böyle olmasını istemiyorum. Topla kendini. Sen benim gitmemi istemiyor muydun? İstemiyorum. Bu şekilde istemiyorum. Ne istiyorsun o zaman? Bu yarım bıraktığım mesele neyse onu tamamlamanı istiyorum. Tamam mı? Küsmek falan yok. Bitti, yasakladım. Küsmek falan yok. Tamam mı? Anlat. Anlat hadi. Ne anlatayım ya? Biz dünü çözemiyoruz. Orası belli. Tamam, şimdi yarın nasıl çözeceksin bana onu anlat. Anlat ya, kim bu tanık? Bana bahsettiğin adam mı daha önce? Bir bahsettin. Can. Neymiş, onun hayatı mı tehlikede? Anlat hadi. Yapmak istediğin şeyi çok iyi anlıyorum Canan ama ben daha önce de yolumu kaybettim. Tamam hadi anlat. Geldi. Söyle, ne oldu Ahmet abi? Babanızla konuştuk. Evet. Latif yaşıyor. Dışarılarda bir yerde. Ne diyorsun lan sen? Durum bu Soner Bey. Bilgi içeriden. Sağlam. Soner Bey. Soner Bey. Telefonu bırakın. Babanız Akgün'le temasa geçilmeyecek. Ya nasıl geçmeyecek? Neden ödeyecek? Soner Bey, oturun. Tekrar ediyorum. Babanız Akgün'le asla temasa geçilmeyecek dedi. Bir şey yapmayacaksınız. Babanızla konuşursunuz. İnfaza Akgün'ü karıştırma diye uyarılmıştınız. Yanlış yaptınız Soner Bey. Yanlış yaptınız. O yüzden sakin kalıp babanızdan talimat gelene kadar bekleyeceksiniz. Çık. Çık, kaybol. Kaybol.
adam karısıyla buluşacakken kaçtıysa karısıyla tekrar temasa geçebilir. Yok ama işte kadın konuşmuyor. Sorguya da alamıyoruz. Çok sevgili arkadaşın Fatih izin vermiyor. Konu kapandı yani, bitti. Fatih'in müvekkili mi? Evet, Fatih'in müvekkili. Kocasının ölüm tehlikesi var. Kumral, genç bebeği var. Adını bilmiyorum da. Banu. Banu mu? Kadını nereden biliyorsun? Fatih'in ofisinin önünde karşılaştık. Kadın perişan halde Selim. Bebeğinin babasız büyüyeceğini düşünüyor. Ya bir kadın sorguya çekilmeden böyle dostane bir şekilde bir konuşulsa. Denedim işte, olmuyor. Beceremiyorum. Ay Selim, senden mi bahsediyorum? Allah aşkına. Ya kusura bakma. Savcı olarak çok da öyle dostane bir intiba bırakmıyorsun yani. Ve sen kimden bahsediyorsun? Ben konuşsam. Ne? Sen? Evet. Canım. Çok çaresiz. Ya ne olacak, bir ayarla konuşayım. Ne kaybedeceksin zaten? Ya öyle şey olur mu Allah aşkına ya? Niye olmasın? Lütfen hadi. Canan, gerçekten yapmak istediğin şeyi anlıyorum. Ama şu an en son ihtiyacım olan şey senin bana acıman. Bak, bu problem benim problemim. Bunu ben çözeceğim, tamam? Senin probleminle ben ilgilenemez miyim? Ben senin kocan değilim ya artık. Neydi? 11.31 dedim. 11, dene bakalım. 11.31. Bakalım tahmin ettiğim kişi misin? Soner. Sen kimsin? Ben savcının kızı Yağmur. Geçen gün sana derdimi tam olarak anlatamamış olabilirim. Benim babam Cumhuriyet savcısı, tamam mı? Akgün'den ne yapmasını istiyorsan ya da onu neyle tehdit ediyorsan yapmayacaksın. Anladın mı? Yoksa giderim babama her şeyi anlatırım ona göre. Niye daha önce anlatmadın? Anlatsaydın önceden. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Benle mi tehdit ediyorsun? Ne istiyorsun Akgün'den? Ya sen bu Akgün Gökalp Taşkın'ı kim sanıyorsun acaba ya? Ha? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Hangi yolun yolcusu? Ha? Sana bir şey söyleyeyim mi Yağmur? Benden değil ha. Akgün'den kork. Ben Akgün'ü tanıyorum, tamam mı? O öyle biri değil. Sen kimsin asıl ya? Kimsin, ne istiyorsun sen? Konuşsana. Ya benim kim olduğumun bir önemi yok ki. Bak sen benden korkma, benden sana zarar falan gelmez. Gel ben sana Akgün Gökalp Taşkın'ın tuhaf hikayesini anlatayım. Yarın sabah. Ereğin mekanında. Cesaretin varsa dinlemeye. Orada olacağım. Bay bay. Canım orada bakalım. Efendim Canancığım. Alo Fatih. Selamlar. Günaydın. Hayırdır? Ya hemen hızlıca bir şey soracağım. Yoldayım da.
Dün ben senin ofisinin önünde bir kadınla karşılaştım. Şey, bebeği vardı. Banu adı galiba. Evet. Ha, onun bir adresini verebilir misin bana rica etsem? Neden sorduğunu anlayamadım. Ya dün arabaya binmesine yardım ediyordum da bilekliği düştü. Sana da vermeyi unuttum. Ben dışarıdayım şimdi. Yakınlardaysa elden teslim edeyim dedim. Kıymetli de bir şeye benziyor. Anladım. Ilıca'da oturuyor ama senin zahmet etmene gerek yok eğer sen bana bırakırsan. Ha, Ilıca. Ben Ilıca'dayım. Tamam, ben veririm hemen. Olur mu sen bana adresini yollasan? Yani sorun olacaksa tabii, ben şimdi bilemedim. Ha, yok yok. Adrese bakıyorum ben. Bir saniye. Nereye? Siz niye evdesiniz? Baban yok. Nerede? Ay bilmiyorum kızım, teknesindedir herhalde. Ne yaptın bizden sonra? Adamı haşladın değil mi? Anne. Bak, babam çocuk gibi bir adam. Ne yaparsa kalbi temiz olduğu için yapıyor. Bu kadar üzerine gitmene gerek var mı? Alt tarafı tanıdığımız Serap ablaya borç vermiş. Babamı arar mısın lütfen? Özür dilersen belki... Hadi Naz, restoran kapalı bugün. Sen de gitme restorana. Restorana gitmeyecektim ki. Sürpriz olsun Eray Bey. Merhaba. Oturabilir miyim? Ne zaman karşılaşsak ağlıyorsunuz. Tanıyamadım. Fatih Doğanay'ın ofisinin önünde karşılaşmıştık. Tamam, hatırladım. Çok şeker. Maşallah. Teşekkürler. Bende de iki tane var. Kızım 18, oğlum 15 yaşında. İnanmıyorum ya. Nasıl olur? Çok gençsin. Hani erken yaşta doğurunca oluyor işte. Kolay değil tabii. Bir de ben tek başıma büyüttüm sayılır. Tek başına çocuk büyütmek nasıl bir şey biliyorum yani. Banu. İsmimi söylediğimi hatırlayamadım. Yok, söylemedin. Buraya seninle konuşmaya geldim ben. Latif'le ilgili. Avukatım polisle konuşmamı söyledi. Yok yok, hayır, ben şey, polis değilim, avukatım zaten. Benim sizin davanızla da hiçbir alakam yok. Bir dinle lütfen. İki dakika. Yani ne söyleyeceksin ki? Savcı Selim Kara benim eşim. Eski eşim yani. Yani şu anda bu durumda olmamızı sağlayan adam sen karısısın ve o seni mi yolladı yanımıza? Hayır, hayır, o yollamadı beni. Burada olduğumdan haberi bile yok gerçekten. Ben senin durumunu öğrenince yardım etmek istedim. Ofisin önündeki halin gözümün önünden gitmiyor. Bana ne dedin hatırlıyor musun? Keşke ömür boyu görmeseydim ama hayatta olduğunu bilseydim dedin. Korktuğunu biliyorum. Kocanın hayatı tehlikede. Anlıyorum ben seni. Sen bir şey bilmiyorsun. Yo, biliyorum. Biliyorum ben onu. Gerçekten.
geceleri uyuyamamanın, çocuğuna her baktığında onun hayatı için endişe duymanın, kocanı bir daha görüp görmeyeceğini bilememenin ne demek olduğunu ben biliyorum ben. Zamanında beni de tehdit ettiler. Çocuklarımın yanında hem de. Korkuyla yaşamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum, inan. Başka çaren yok. Ne yapacaksın? Sürekli böyle kaçarak mı yaşayacaksınız? Hadi polisten kaçtın diyelim, mafya. Peşinizi bırakacak mı? Sürekli korkuyla yaşayacaksın. Bunun sürekli bir gözün arkada olacak. Hep şu an ne yaşıyorsan bunu tekrar tekrar her gün sürekli yaşayacaksın. Bunu mu istiyorsun? Hayır. Yoksa dediğin gibi uzakta olsa ama iyi olduğunu bilsen daha iyi değil mi? Bırak Selim kocana yardım etsin. O zaman en azından günün birinde bir aile olma şansınız olur belki. Ya yapamam, ne olur. Bırak yardım etsin sadece kocana. Yapamam. Ne olur yapamam. Uzak dur benden, tamam mı? Banu. Bu benim kartım. En azından bunu al. Ne olur söylediklerimi bir düşün lütfen. İstediğin zaman arayabilirsin. Lütfen. Canan? Selim. Ben bir şey yaptım. Usta, bak oraya spotlar gelecek yalnız. Hesapla ona göre kes. Gözünü seveyim. Tamam Eray Bey. Eray. Boşalt burayı. Birkaç saatlik işim var benim. Ustaları mustaları al, kaybol buradan. Soner. Tadilat var yalnız. Eray. Kaybol. Beyler. Hadi bırakın işinizi. Ara veriyoruz. Hadi çıkalım. Sen hainsin. Hain oğlu hainsin. Latif dışarıda kanlı canlı dolaşıyormuş. Bak bir dinle beni, bir anlatayım sana bir. Ben sana güvenmiştim biliyor musun? Bir an olsun sana güvenmiştim. Bir de böyle kanlı manlı fotoğraf falan attın bana. Sen ne biçim bir oyun oynadın oğlum bana? Ama gerçeklerin ortaya çıkmak gibi çok kötü bir huyu vardır değil mi kansız? Lan bir dinle diyorum, neyi anlamıyorsun sen? Ya neyini dinleyeceğim lan, sen beni dinleyeceksin. Kız arkadaşım beni görmeye geliyor. Ne? Lan sen ne diyorsun? O kızın saçının teline zarar ver. Soner! Beni öldür diye yalvartırım seni Soner. Sen nedenlerin farkında mı sen? Kız savcı kızı lan. Salak mıyım ben? Niye dokunayım? Başından beri kız arkadaşına zarar vereceğim zannettin değil mi? Ben zekalı mıyım? Soner! Bak sakın böyle bir şey yapma. Sakın sal kızı. Senin işin benimle oğlum. Kızla ne alakası var lan? Oğlum kız güvende diyorum. Neyini anlamıyorsun? Sadece karşıma geçecek, oturacağız, konuşacağız. Bu kadar. Senin kim olduğunu, babasının arkasından neler çevirdiğini tek tek tane tane anlatacağım. Senin de ödeyeceğin bedel bu. Tamam mı? Anlatma. Ben anlatayım Soner. Sen anlatma. Ben anlatayım. Benden duysun. Merak etme.
Belki sonuna yetişirsin eğer çabuk olursan. Ben Eren'in mekanındayım. Hadi gel. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu Yağmur. Aç şu telefonu. Aç şu telefonu Yağmur. Fırsatın varken konuşacaktın Akgün. Becerebilirim sandım ya. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Ne diyeyim canım? Tebrik mi edeyim? Tamam, tebrik edeyim. Tebrik ederim. Çok tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir şekilde batırmışsın her şeyi. Çok tebrik ederim. Vallahi bravo. Kartımı verdim belki. Tamam, neyse. Takma kafana, boş ver. Bozma moralini onun için. Halledeceğiz bir şekilde. Aman sen ne olur bir daha... ne bu benim işlerimle ilgili mevzulara... ne olur bir daha dahil olma, tamam? Ben bunu sadece senin için yapmıyorum Selim. Ben o kadına yardım etmek istiyorum. Çocuğuna. Alo. Alo. Canan Hanım mı? Evet. Karımla konuşmuşsunuz. Evet Latif Bey, buyurun. Ben size nasıl görünebilirim bilmiyorum. Latif Bey, ben Banu Hanım'a söylediğim şeylerde çok samimiydim. Ben karınıza yardım etmek istiyorum. Eşim de yardım etmek istiyor. Eski eşim. Olur kendisi. Savcıya nasıl güveneceğim? Öldürüyordu beni o adamlar. O çocuk olmasaydı çoktan ölmüştüm. Latif Bey. Beni bir iyi dinler misiniz lütfen? Ben Selim Karı'yı iyi tanırım. Neredeyse 20 yıldır tanırım. Bu işin peşini bırakmayacaktır. Bu işi her şeyin önünde tutuyor. Bir daha böyle bir hatanın olmasına asla izin vermez. Yeter ki ona güvenin. Şu anda zaten güvenebileceğiniz tek insan belki de o. Ben bunu savcı olduğu için söylemiyorum. Nasıl bir insan olduğunu bildiğim için söylüyorum. Latif Bey, karınız için, çocuğunuz için yapın bunu, teslim olun. Tamam. Teslim olacağım. Ama sadece savcı gelecek almaya. Polis falan gelirse bu iş yeter. Sadece savcı. Tamam. Yanımda zaten. Konuşursunuz isterseniz. Tamam. Ben de geleyim. Söyle Latif, dinliyorum.
kalp krizi. Koş ambulans çağır. Çabuk. Mustafa, hayırdır ya, ne oldu? Niye geldiniz İstanbul'dan? Soner Bey, babanızın size bir mesajı var. Onu iletmek için geldik. Olur, dinliyorum. İçeride konuşalım. Sebep? Buyurun. Neredesin yavrum, neredesin? Neredesin? Her şey için çok teşekkür ederim Canan. Senin sayende hocama son bir kez veda edebileceğim. Hiç veda gibi düşünme. Yeni hayatınızın ilk buluşması gibi düşün mesela. Çok teşekkür ederim sana. Yağmur! 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 Nerede Soner? Ya sen ne yapıyorsun? Ne işin var burada Yağmur senin ya? Soner nerede dedim. Soner'le mi görüştün sen Yağmur? Her şeyi öğreneceğim. Neyi öğreneceksin her şeyi ya sen? Sakladığın bir şey olmasaydı burada ne işin olurdu? Nerede bu Soner? Bir şey mi yaptın adama? Ben ne yapacağım Soner'e? Ne oluyor lan? Akke. Bekle burada, bekle. Naz! Naz! Naz, senin ne işin var burada? Burada. Ne oldu? Yatıyor kardeşimle. Yatıyor kardeşim. Kim? Dur. Eray'la. Eray'la koşma ki Akka abicim. Çık hoca. Tamam Eray. Orada yatıyor. Aşağıda. Aşağıda kardeşimle. Aşağıda mı? Bir sakin ol. Akke. Ölmüş galiba. Naz burada dur. Burada kal. Tamam mı? Akke. Akke. Soner, duyuyor musun beni Soner? Akke, şey, ölmüş mü? Lan, Yağmur çok zayıf nabzı. Çabuk ambulans ara, çabuk, çabuk, çabuk. Soner. Denizi bana ver. Teşekkür ederim.
iyi misin? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.